Zeus. Sonra pataklıyor öyle mi? Bütün ağaçları diyor gelin bakayım önüme diyor. Diziyor hepsini. Ağaçları diziyor. Siz diyor tek 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 duruyorsunuz. Ne işe yarıyorsunuz diye bir kükrüyor. Ağaçlar tabii tir tir tutuyor yapraklar. Aa, Zeus ormanı bina edecek. Ondan sonra diyor bundan böyle diyor. Tek ağaç görmeyeceğim. Hepiniz diyor bir yerlerde bir arada duracaksınız diyor ve ormanı bina ediyor. Orman oluyor. Hmm. Peki orman yangınını daha sonra yine Zeus mu bizzat şey yapıyor? Zeus'a birkaç tanesi bunların yine ayrı ayrı duruyor. Ben onlara ait değilim. Ben daha güzel bir ağacım falan diye geziyor. Şimşek şak diye bir patlatıyor. Şimşek şaklatıyor. Şaklatıyor. o yanıyor. O yanarken falan işte diyor. Göreceksiniz evet. Diyor. Çok güzel bir hikayeydi Canım abla benim. Gerçekten yaşamış. Yani insan bunları dinlerken uyumamak için kendini zor tutuyor. Her akşam böyle uyumak istiyorum ablacığım. İşin gücün senin. Evet sevgili izleyiciler. Astral seyahatin ve astral dünyanın liderlerinden ve vazgeçilmezlerinden biri. Hepimizin hayatında küçük bir dokunuş da olsa etkisi olan bir insan. Gelse o şu meclisenin ana fikri. Sevgili astral seyyah. Canımız ablamız bizim. Ablam. Yavrum. Yavrum. Ablam. Tamam ablam. Tam görmediğin için biraz esnetti değiştirdim. Sadece içimi geçirdi. Esnetti. İşte esneme hareketleri böyle oluyor güzel kızım bak. Çok teşekkür ederim canım ablam benim. Nasılsın güzel ablam? Ne yapalım güzel kızım işte. Gittikçe güzelleşiyorsun yani herkes yaşlanır. Sen de iyice yaşlandın canım ablam benim. İşte kırbaçlı ilah olmak kolay değil güzel kızım. Ne? Kırbaçlı ilah. Zagor gibisin yani canım ablam benim. Yani öyle diyorlar ben de aman çocuklar yapmayın falan diyorum işte öyle espriler. Ablacığım astral seyahat çünkü sen normalde bedensi olarak stüdyomuzda bulunurdun. Bugün direkt hikayeler anlatarak falan başladın. Ne oldu astral? Astral'e çıkma yasağı getirdim. Allah astral'in yönetimi senden mi soruluyor? Yönetim bende her belli dönemde. Bu sene sen mi seçildin? Belli yüzyıllarda değişilir. 300 yıldır. Ben yöneticiyim. Senden önce kimdi canım abla benim? Yani sormaya korkuyorum. Tanımazsın o. Bir kere geldiğin Nilgün vardır. Şişman Nilgün. He, Osmanlı İmparatorluğu hareminden. 300 yıl önce olduğuna göre canım abla benim. Güzel kızım. Astraldeki zamanla buradaki zaman aynı değil. Ben de tamam diyorum tamam. Şimdi ben de yasakladım astrale çıkmayı çünkü zaten millet evde kapalı. Bu sefer evde o kötü bed modlarıyla astrale geliyor. Sonra asık surat falan bütün ağrılar fosforlu böyle parıl parıl olması lazımken. Gri. Sönük gri böyle iğrenç. Dedim yasak. Avropusluğu. Avropusluğu. Yani çift yüzyıllarda başka hiçbir yerde kullanılmayacak bir tamlama kullandık ablacığım. Aferin güzel. Avropuslu. Peki ablacığım. Avropus. Peki astralde de Covid'in yayılması efendim birbirine Covid'in bulan. Covid'in mi? Evet Covid'inler. Yatak odası Covid'in mi? Canım ablam benim. Böyle yayılım oluyor mu hastalık? Bedenli olmasak da ruhi bazda geçiyor. Ruhi bazda bu tinsel dünyada etkilendiğiniz için çünkü herkes ay şu hasta oldu ay bize de bulaşır mı ay şöyle yahu diyorum ne kadar korkaksınız diyorum. Edinselde. Tinselde diyorum. Ha, tinsel diyorsa edinselde etkileniyor. Edinselde bir şey dememe gerek yok çünkü edinselde düşünce gücüyle anlaşıyoruz. Ha, anladım canım ablam benim. Peki sen atlattın tabii değil mi ablacığım? Aslan burçları. Artık iyileştin. Aslan burçları. Git o içerideki ışığı kapat. Evde oturuyor bizi seyrediyor. Bütün odalar içeride aşık. Yok mu senin elektrik faturası da mı gelmiyor? Kim ödüyor bunu? Ya bir de şimdi evdeler ya bütün gün canım ablam benim. Yani o ışığı kapat bunu aç. Dur bakayım biraz da bunu kapatıp açayım falan. Oyun ediyorlar. Aman canım sigortalar ya. Atacak en sonunda. Aslan burcum yani gelin sizi terazi burcu yapalım. Şimdi kampanyada var. Manyak Kasım. Bitti sapık aralık indirimlerinden kahvayası diyoruz. Evet. Evet. Ablacığım yine son derece onimli mektuplar alıyorsun. Tabii sen epeydir olmadığın için, astralde olduğun için ben bir kenara kaldırıp attığın bedeninin fotoğrafını millete gösterdim. Anca öyle inandırabildim. Bak şimdi. Ablamız yok görüyorsunuz astralde falan diye. Sosyal medyadan bu tarz ifşalar çok oluyor. İfşa değil canım ablam. İnanmıyorlar astralde olduğuna. Benim yalan söylediğimi söylüyorlar. Ben de hayır alın bakın bedeni burada üstü toz bağlamış. Bir karış toz falan gibisinden kanıtlamalarda yapma bulundum. Yapma öyle şeyler yapma. Çekmeyeyim mi ablacığım bedeninin fotoğrafını? Hayır. İstersen gösterebilirim. Sildim zaten hepsini. Sildiysen nasıl göstereyim diyorsun? Hayır silerim yani silerim. O program bitince bana göster o telefonu her bir şeyi ona şey yapacağım. Tamam canım. Çok ters bakıyorsun.
Ablacığım bu kırbaç senin mi? Ya da kamçı mı o? Kamçı mısın canım ablam benim? Bufalo mu? Bufalo olduğu için bir bufalo kamçısı aldım. Evet, çok teşekkür ederim canım ablam. Evet, yine bir mektubumuz var canım ablam benim. Bir hanfin dostumuz yazıyor. Ufaktan okumamı ister misin? Ufaktan İlginç derken? Bir... yani sonuçta 5 metrelik bir mektup var ablacığım. Eyvah. Hanım kızımız buraya yazmış. İşte işsiz güçsüzlükten ne yapacaklarını şaşırıyorlar güzel kızım. Yok yani zor durumda herhalde yani, kağıt yani, bulamamış. Bence sen 3. metreden başla yani. Olmaz ablam, saygısızlık etmeyelim. Merhaba canım ablam demiş. Kaç santim? 10 santim de yazmış bunu, tebrik ediyorum. Bir canım ablam demesi 10 santime. 14 şu an. 14. santim değil. Zamanı düşünürsen zamana çevir onu. Ama aralara yarımşar santim boşluk var kelimelerin arasında. Onları saymayalım canım ablam benim. Çok fazla space'e basmış. Elle mi yazmış yoksa şeyle mi? Elle çıkırdak. Bununla çıkırdakla yazmaz. Elle direkt şey yapmış. Ablacığım seni çok özledik. Nerelerdesin benim güzel ablam? Bak 37 santim oldu daha hala bir şey anlatmadım. Geç devam et, şu masayı da ölç. Canım ablam benim, sana bir maruzatım var. Daha doğrusu benim çok önemli bir derdim var canım ablam diyor. O yüzden derdine derman olayım diye mektup yazıyorlar yani zaten. Bir şey söylemeyeceksin. Sohbet tamam için abla. Yazmayın şunu. Ablacığım eşim beni terk etti. Evet. Normal mi bu? Beklendik hele bir şey. Hele bu zamanda. Ama inanır mısın, senin de çok yakından bilebileceğin bir şekilde beni terk etti demiş bak. Ne kadar patavatsız bir davranış değil mi canım ablam benim? Ablacığım sen hiç terk edildin mi? Çok. O zaman bunları bir tek sen anlarsın. Ben o yüzden anlayamıyorum demek ki canım ablam benim. Güzel kızım, devam et. Ablacığım bak 4 santim daha geçti. Neymiş efendim, astrale çıkıyormuş, ben astrale çıkıyorum dedi ve gidiş o gidiş canım ablam 3,5 ay oldu hala gelmedi. Acaba hala astralde olabilir mi canım ablam demiş. İşte ben o yüzden de birazcık bu astrale çıkma yasağını ilan ettim. Çünkü bu şekilde hadi ben astrale gidiyorum falan deyip evden ikinci eve. Tüyen dostlarımız. Yani bu arkadaşımız gerçekten astralde değil değil mi? Değildir, mümkün değil. Öyle bir şey olması mümkün olsa değil. Olsa zaten benim hemen alarmım var. Zaten bunun bir delili de var. Şöyle devam etmiş canım ablam. Ablacığım üstelik giderken benim evdeki yassı Trabzon bileziğini de almış. Aşağı yukarı 45-50 bin lira eder. Asrına çıkmak için altın falan lazımdır. Altınsız asrına çıkılmaz diyordu geçtiğimiz günlerde. Doğru mu bu canım ablam demiş. Şimdi satmasın ama. Satacak zaman değil. Beklesin daha yükselecek. Yok almış gitmiş ablacığım adam. Tamam hani adam da seyrediyorsa. Döner mi ablacığım bileziğimi geri alabilir miyim diye şey yapmış. Ne döner mi? Yine bir espri patlattı. Dönmez. O çoktan ikizlere gitmiştir. O sevgili şeyde bozdurmuş mudur yoksa onu da ikizlere mi götürmüştür hasır bileziği? İşte muhtemelen ikizlere götürmüştür. Al sana hediye getirdim falan gibisinden. Şimdi onu da güzelce yerler. Astralde falan da değildir. Bu zaten astralde falan da çıkamaz herhalde bu çıkamaz. Zavallı değil mi? Ablacığım bana onu geri döndürebileceğim bir şeyler yapmamı önerebilir misin? Yapabilir miyim demiş. Yani aslında biraz geç kalmış. Yani bu tarz durumlarda çok fazla aynı insanların evde kapalı kalmasının sebebiyle birazcık nefes almak için dışarı çıkmaları, en azından kafalarını pencereden çıkartmalarına izin vermek lazım. Devamlı insan üzerinde basar. Evet çok baskı oluşturuyor. Ablacığım ben bir de sana bu giden var ya benim hayırsız. Adı neymiş, yazmış mı? Yazmamış oldu. Ben söyleyeyim mi? Söyle canım. Murat. Ne? Murat. Murat mı giden? Evet, bizim Murat A yazmış ablacığım. Gerçekten bildin, tebrik ediyorum. Onun yediği, son yediği kurabiyeden bir parça gönderiyorum. Orada bir salya güzel testi kızım, yapabilir misin bırak, canım ablam? Metrenin ucu gitti orada, yaptığım kekin üstünü darman duman etti. Ablacığım şuradan fal bakabilir benim misin? Benim kekten ye, niye şu kızın gönderdi? Yok, hayır yemeyeceğim. Buradan fal bakabilir misin diye sormuş hanım kızımız. Geri gelir koca falan. Ağızlı biri ısırmış bunu. Allah Allah. Murat'ın ağzı koca ağız diyoruz. Murat olabilir ama tabii şöyle yandan ısırdıysa bu etkiyi de yapar. Çünkü ısırış şekli önemli. Yani şöyle şuradan azıcık alması. Şurada biraz daha küçük bir oyuğa sebebiyet verir. Böyle yandan turşu yer gibi yaptıysa. Peki karakter olarak kendisi nasıl bir insandı? Zayıf. Zayıf. Geri döner mi? Dönmez. Dönmez. Bununla da alakalı olarak da dönmez. Kızım, sen bunu yersin. Peki. Hastalık belki tükürüğü vardır, bir şeysi vardır. Ablacığım o kadar yolda gelmiş. Hastalık mı kalır bunun güzel üzerine? Kızım benim yaptığım kekten yemiyorsun. Gidiyorsun onu yiyorsun. Yo, ondan da yiyeceğim canım ablam benim. Şimdi bu tıkanacaksın gelmiş lan. Diye. Tıkanacaksın. Tıkanmam, merak etme canım ablam. Şimdi ablacığım netice itibariyle bu astrales çıkış yasağı var.
ve bu arkadaşımız ben Asya'ya gidiyorum deyip evi terk ettiğine göre bu bir yalancı dostumuz değil mi? Evet. Hanfini terk etmek için yapmış bütün bunu. Senin derdin ne? Sen konuyu uzattıkça uzatıyorsun güzel. Şurada bir tane daha kurabiye vardı. Onu da lüpletirim bu arada diye düşündüm. Orada keki ye. Neyse ben... Ablacığım sevgili dostlarımıza bir enerji gönder de havaları da bulsunlar. Çünkü hepsi evde biliyorsun tıkıldı kaldılar. İşte benim olduğum yerde eninde sonunda olacak olan şey. Adalet. Bana mı çıktı ablacığım? Bana çıktı. Ben kendime çektim. Böyle iyi şeyleri de hep kendine çekiyoruz. Tamam neyse ben bir enerji bir saniye. Evet. Hı? 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 Ne? Hadi git şimdi karşımda değil mi? Hadi. Kapat programı çık. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.